Telefon attığımızda Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta var. Sayın Usta, iyi akşamlar. Buyurun, iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yoğunsunuz, yorgunsunuz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kolay gelsin diyelim gerçekten. Mükemmel bir performans sergiliyorsunuz Trabzon İl genelinde. Bir genel değerlendirme alabilir miyiz? Trabzon'da, bölgemizde şu an ne durumda çalışmalarınız? Özetleyebilir misiniz mümkünse? Genel olarak çok büyük sıkıntılarımız görünmüyor. Elimizden geldiğince var olan tüm gücümüzle hazır bir şekilde beklemeye ve tüm enerjimizi gelebilecek muhtemel daha büyük yüklere karşı hazır tutmaya gayret ediyoruz. Genel olarak durumumuz şu aşamada normal görünüyor. Tabii hani rakamlara pek girmek istemiyorum ama insanlar tabii sosyal medyada, televizyonda, internet haberciliğinde çeşitli rakamlar verebiliyorlar. Bu anlamda Trabzon'da hani ölümlü vakalar da olduğunu biliyoruz. Şöyle söyleyeyim ben bu konuda. Yani bizim tabii ki rakamlar üzerinde durunca iş farklı boyuta kayıyor, meraka kayıyor. Veya işte rakamlarla insanlar kendilerine göre farklı bir korkular veya işte rahatlamalar oluşturuyor. Oysa biz daha başından beri bakanlığımızla biz de şunu söylüyoruz ki bu yayılması çok kolay olan bir virüs. Dolayısıyla bunun yayılmasını kesemediğimiz sürece bugün bir olan yarın bin olacaktır. Dolayısıyla rakamın bir önemi olmayacaktır. Asıl olan yayılmayı durdurmaksa bunun üzerinde durmamız ve herkesin bunun üzerinde çaba sarf etmesi gerekiyor. Bunda da olay oldukça basit. Biz sizler için dışarıda hastanelerde canıraş çalışırken size düşen, halkımıza düşen tek yapması gereken şey evde durmak. Birbirleriyle teması kesmek. Bu sohbet edilecek, gezilecek bir dönem değil. İnsanlar evlerinde dursunlar, dinlenmiş olsunlar. Çalışmak zorunda olanlar, dışarıya çıkmak zorunda olanlar, gezmek adına çıkmamak kaydıyla onlar da dışarıda el temizliğine harfiyen dikkat etsinler. Temas ettikleri zaman ellerini dezenfekte etsinler. Daha doğrusu sabunla çok iyi yıkasınlar. Tanımlanan şeye ayak uydursunlar. Ona göre hareket etsinler. Temasta bir metre kuralını, 3-4 adım kuralını uygulasınlar. Birbirleriyle temastan uzak dursunlar. Hasta olan, hastalık belirtileri olan kişileri uyarsınlar. Bize gelip ihbar demeyelim. Yani anlatsınlar, söylesinler ve ona göre biz de bu kişilere karşı tedbirleri alalım. Ve insanların birbirleriyle hastalıklı bir şekildeyken temasını kesmiş olalım. Aynı ortamı paylaşmalarını engelleyelim. Bunları yaptığımız sürece insanların birbirleriyle temasını kestiğimiz, evden çıkmaları azalttığımız, hatta sıfıra yakına getirdiğimiz sürece o zaman bundan bizim çok daha rahat çıkacağımızı müjdeleyebiliriz. Ama öbür türlü olduğunda şimdi il dışından gelenler birbirleriyle hoş geldin, hoş bulduk muhabbetine girerlerse, ziyaretler oluşursa, ben köydeyim bana bir şey olmaz diye düşünürse, cenazelerde bir araya gelinirse, düğünlerde bir araya gelinirse bu işin boyutunu büyütür. İşin boyutunun büyümesi bizim iş yükümüzü artırır. İş yükünün artması da bizi çok korkutmuyor. Asıl bizim yapamayacağımız kadar iş yükünün artması bizi korkutuyor, ürkütüyor. O olmasın diye bizim çabamız zaten. Yani elimizde bir kapasite var. İnsan kapasitesi, makine, yatak, hastane, bunların hepsi bir kapasitedir. Yani bu 850 bin insana karşı 850 bin doktor, hemşire bulunduramaz. Belli bir sayı vardır. O gücün üzerine çıkmamak için de hepimize görev düşüyor. Biz sağlık çalışanı da bir şikayeti olduğu zaman onu da çalıştırmıyoruz. Onu da hemen evinde izole ediyoruz. Gerekirse hastanede yatıracağımız şu ana kadar olmadı şükürler olsun ama gerekirse onları da, sağlıkçıları da aynı koşulda tutuyoruz. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olunursa bu yükün altından rahatça kalkacağız. Buna insanlar inanabilir ve buna güvenebilirler. Rakamlar bu işi
farklı boyuta çekiyor. Rakamlar bizi rahatsız ediyor. Yani ben burada 10 rakam, 10 kişi desem ne olacak, 1000 kişi desem ne olacak, ne değişecek? Gene bu insanların izole olmasıdır önemli olan. Bir de bunlar bilinenler. Bilinmeyip de hasta olduğu halde kendini gizleyip de ortalıkta dolaşan insanlar olursa ve bu temas ettiği sürece insanlarla yayılırsa budur bizi korkutacak olan. Halkımızı da bu korkutmalı. Ve bu anlamda herkes kendini çekmeli. Şurada bir iki ay kendimizi sıkacağız. Yani bu bir ay da olabilir, iki ay da olabilir. Tamamen bize bağlı. Biz ne kadar kendimizi birbirimizden çekebilirsek o kadar biz bundan rahat sıyıracağız. O yüzden lütfen herkes evinde otursun. Ve birbirleriyle temas, ev halkı da birbiriyle mesafeleri korusun. Yani dışarıya giden gelenler özellikle. Biz kendi çoluk çocuğumuzla tamamen yüz yüze bakmayı unuttuk. Ben kendi anne babama 20 gündür gitmiyorum. Onları dışarı çıkarttırmıyorum. Yani biz bu kadar özveride bulunurken insanlar heyfek eder sokakta dolaşıyorsa bu bize çok hoş karşılayacağımız şey olarak görünmüyor. Yani Sayın Usta, gerçekten sizleri ve sağlık çalışanları kutluyoruz. Gerçekten örnek bir mücadele veriyorsunuz. Bir iki hani burada ben sayı sormamaya dikkat ediyorum. İnsanlar şunu bekliyorlar. Ne zaman süre normalleşebilir? Bunu merak ediyorlar. Birkaç soru birden sormak istiyorum. İl dışından gelişleri şu an kontrol altına alınabildi mi tamamen? Hani şu an son çıkan yasalarla. Şimdi kısmen yani özel araçlarıyla gelmeye çalışanlar oluyor. Biz gelenleri tamamen sokağa çıkma yasağı olmadığı için engelleme şansımız yok. Sonuçta insanlar özgür hareket ediyorlar. Ama biz gelse bile evinden dışarı çıkmasın ve kimseyle ziyaret etmesin diyoruz. Bak benim başkanımın çocuğu geldi. 6 aydır çocuğunu görmemiş. Bir başka evde oturtuyor onu aşağıya. Çocuğunu göremedi. Biz bu kadar duyarlılık gösteriyoruz. Çocuğun hiçbir yere çıkarttırmıyor. Ve kendi de yanına gitmiyor. Kapıdan verecekse işte yiyeceğini, içeceğini veriyor ve dönüyorlar. Şimdi bu böyle olmalı. Bu kadar sıkı olmalı ki bundan kolay sıyrılalım biz. Bu kadar hassas davranmalıyız ki biz bu işi kolayca yırtalım. Yoksa öbür türlü kendimizi kandırmış oluruz. Yani ben kendimi sıkarım, siz sıkmazsınız. Yine bu işin önünü geçemeyiz önüne. Yani bunun olması için herkesin birbirini koruması, kollaması ve sıkması gerekiyor. Sayın Usta, şu an Trabzon genelinde sizin bu çalışmalarınızın karşılık olarak yeterince cevap bulabildi mi bu çağrılarınız? Yani genel bir ifadeyle sormuş olayım. Şu anda bütün ilçelerin dışarıya bakıyorum. Sokakta gene bir sürü insan dolaşıyor. Yani çok zorunda kaldıkları için dolaşıyorlar diye düşünmek istiyorum. Ama öyle mi? Şüpheliyim. Bakıyorum gençler var. Yani bir şekilde bunların kesilmesi gerekiyor. Yani bu bizim sıkıntımız. Yani biz bugün diyelim misal diyorum 10 hastayla karşılaşıyorsak bu gezmelerden, tozmalardan, dolaşmalardan, temaslardan sonra belki bir hafta sonra bu 100 olacak. Yani rakamları izafi veriyorum. Yani kesin rakamlar olarak algılamasın kimse. Anladım. Ama bu oranda bu artar. Biz şu anımız rahat il olarak diğer illere göre baktığımızda. Ama bu rahatlığı sağlamak için gece gündüz çalışan insanlar var. Bizim yanımızda Sayın Valimiz başta olmak üzere Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız, diğer kurumlar, herkes teyakkuzda ve kamu kurumları çok ciddi efor sarf ediyor. Jandarması, polisi, kaymakamlıkları, belediye başkanları, yani çok ciddi bir efor var. Biz bu eforu sarf ederek bu kadarını başarabiliyoruz. Daha iyisi için halkın %100 devrede olması gerekiyor. Test konusunda yani bir sıkıntı var mı Sayın Usta? Test yapılma konusunda, sayı konusunda bir problem var mı? Şu aşamada bugünlük evet. Problem var mı? Şimdi hocam test, şimdi 850 bin nüfusumuz var. Bunun 850 bine test yapma şansınız var mı? Yok. Şimdi Almanya'yı diyorlar, bilmem neyi diyorlar. Bu test sayısı herkese yapılma şansı yok. Almanya'da da yapılmıyor. Diğer dünya ülkelerinde de yapılamaz. Yapılamayacak da. Burada asıl olan herkesin kendini pozitif kabul etmesi.
Yani test yapıldığı zaman yapılanlar sadece biliniyor. Negatif veya pozitif. Bu yapılmayanlar ne olacak o zaman? Yani biz onları sağlam mı kabul edeceğiz? Herkes birbiriyle temas ediyor. Burada pozitif olması, negatif olması bir şey değiştirmiyor. Bugün negatif, yarın pozitife de dönebilir. 14 günlük süresi var bunun. Bugün ölçtüğünde negatifse yarın pozitif olmayacağını kim garanti edecek? Dolayısıyla biz bu negatif olanları bile temaslıysa şayet 14 gün evden çıkmayacaksınız diye talimatlandırıyoruz. Yani bu ciddi bir rakamda biz böyle kişileri de takip ediyoruz. Yani tespit ediyoruz temaslıları. Biz de pozitif çıkanların temaslılarını takip ediyoruz. Ciddi iş yükü var yani. Bunların hepsini her gün arıyoruz, aratıyoruz. Evden çıkmayın diye çıkanları emniyete, jandarmaya söylüyoruz. Tespitler yaptırıyoruz. Çıkmamaları için ceza işlemler yaptırılıyor. Yani birçok aşamaları var bu işin. Ama pozitif olması, negatif olması, test yapılmış olması bir şeyi değiştirmiyor. Belki sizde de vardır, belki bende de vardır. Doğrudur. Bunu nereden bileceğiz? Yani herkese test yapma, 850 bin test Trabzon'da yapma şansın olacak mı? En az şu anda hastaneye başvuranlar açısından sormuş hocam, oldum diyelim. Hastaneye başvuranlara yapılıyor zaten. Ama düşün ki 500 bine yaptık. Bak, o kadar büyük rakam yaptığını düşün. Gene 300 bin kalıyor geriye. Bunlar ne olacak? Yani onları sen negatif mi kabul edeceksin? Gene onlarla temas edersen gene bu yayılacak. Yani testin yapılması yayılmayı önlemiyor. Tabii ki imkanlar ölçüsünde bu yapılıyor, yapılacak şimdi. Fakülte laboratuvarını işte 10 gündür aşağı yukarı başlatmıştık. Şimdi bu hafta nasipse Kaşüstü Hastanesi'nde de başlatacağız laboratuvar test şeyini. Onu da hızlı bir şekilde devreye sokuyoruz. Bunların ikisi de yoktu Trabzon'da, bölgemizde yoktu. İki bizde, bir de Rize'de şimdi kuruldu. Üç laboratuvarda tüm bölgenin yükünü çektiriyoruz, ta Ordu'ya kadar. Son olarak Sayın Usta, burada hani belki eksik kalma masa açısından normal diğer hastanelerdeki süreç, ameliyatlar, muayeneler, poliklinik devam ediyor. Bunlarda bir sıkıntı yoktur ama soralım tekrardan, var mıdır? Biz bütün hastanelerimizi aktif halde tutuyoruz. Mümkün olduğunca böyle ertelenebilecek işleri erteletiyoruz. Yani zorunlu ameliyatlar her hastanemizde yapılmak durumunda. Hastanın aciliyeti varsa onu bekletmiyoruz. İşte AHR'de kalp damar cerrahisi ameliyatı olacaksa oluyor. Fatih'te bilmem ortopedi kırık gelmiş, acil ameliyat gerekiyor, yapılıyor gibi. Bunların hiçbirini hiçbir yerde engellemiyoruz. Ama protez takılacak, bir ay daha bekleyebilir, iki ay daha bekleyebilir mesela diyoruz. Veya şu an ameliyat olmasa sıkıntı yaşamayacak. Veya şu an yapıp da tedavi olmasa evde tedaviyle gidebilecek durumda olan fizik tedavi hastasıdır. Bu evinde devam etsin istiyoruz. Çünkü hastaneyle teması kesmeye çalışıyoruz. Şu an en bu olayın riskli yerleri hastaneler. Bu risk hastanede sağlık çalışanlarında ama aynı zamanda hastanede olanlarda da bu risk var. Dolayısıyla biz orada en aza indirmeye çalışıyoruz iş yükünü ve temas olayını. Hastaneler çünkü mikrobun olduğu yerler ve insanlar birbirleriyle temas etme durumunda orada. Sağlıkçı hastayla, hasta hastayla gibi. Bunları engellemek açısından da mümkün olduğunca hastanelerde zorunlu olmayan işleri yaptırmamaya gayret ediyoruz. Ama hastanın aciliyeti olan hiçbir hastayı da mağdur etmiyoruz. Bundan yana da herkes emin olsun. Bu anlamda özellerden, fakülteden ciddi şekilde istifade de ediyor. Onların da aynı şekilde bu sistemde sistemin bir parçası olarak devam etmelerini sağlıyoruz. Onların eksiklerini tamamlıyoruz. Tahlilleri oralarda da yaptırtıyoruz. Yani o anlamda bir iş bütünlüğü içerisinde iş bölümüyle birlikte herkes bu işin bir parçası sağlık anlamında. Sayın Usta, yayın konumuz Hacı Gayden Bey'de, son bir soruyla müsaade isteyeceğiz. Hacı Bey buyurun. Buyurun. Sayın Müdürüm, ben tüm Sağlık Bakanlığı personelin tamamını ve sizleri gönülden tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah razı olsun. Çok tarihi bir sorumluluk hakikaten üzerinde şu anda var. Dolayısıyla hani sizleri çok böyle fazla soruyla da terletmek istemiyoruz ama kamuoyunu aydınlatmak adına şunu ifade etmek isterim ki bu
Umre dönüşlerinden kaynaklı bir takım vatandaşlarımızda bu hastalığın olduğu ve etraflarına bulaştırdığı bilinen bir gerçek zaten. Trabzon'umuzda böyle umre dönüşü olan vatandaşlarımız var mı? Şimdi ve bunlara yönelik olarak herhangi bir uygulamanın söz konusu. Umre'ye yıkmak çok doğru değil. Bizim yani yurt dışından gelen vatandaşlar bunu bizim ülkemize zaten soktu. Bizdeki odak daha çok Fransa'ydı. Ama umreden gelenlerde de bu çıktı bir kısmında. Hepsinde demek doğru değil. Sonuçta bunun kaynağı yine Arabistan'da değil. Kaynağı tabii başta Fransa'da değil. Tabii. Kaynağın nereden olduğu veriyor. Şimdi Fransa'ya değil de önce o Çin'deki vatandaş önce Türkiye'ye gelseydi belki Türkiye'de yayılacaktı aynı şey. Tamam mı? Orada bunun sürecini böyle görmek gerek. Sonra umreye giden birisi umredekilerine bulaştırmışsa onlar da gelip bize bulaştırmış olur. Ama bunu sadece umre diye nitelendirirsek orada bir hata yapıyor. Tabii ki yani. Şey olarak farklı değil. Bunu kullanmaya çalışanlar olabiliyor. O doğru değil. Bizim daha çok sıkıntı yaşadığımız açıkçası Fransa'dan gelen vatandaşlarım. Ama şimdi bu da artık ortadan kalktı. Yani bizim yurt dışı gelişler değil artık yurt içi gelişler de bize sıkıntı olmaya başladı. Avrupa merkezi yani, daha çok sıkıntılı hayır, olan. Şimdi o gelmişse gelmiş artık diyelim İstanbul'da bulaştırmış. İstanbul'daki de artık kalkıp buraya geliyor. Veya ne bileyim İzmir'deki, Ankara'daki, Samsun'daki neredeyse iller arası yer değişimiyle de bizim sıkıntımız var. Çünkü yıl dışında çok vatandaşımız var. Hepsi buraya gelmek istiyor. Trabzon'u rahat görüyorlar belki veya yani, başka bir nedenle. Bu arada biraz geç kalınmış Sayın Müdürüm Trabzon'a gelişleri konusunda. Son olarak geç Sayın Ustam... demek doğru değil hocam. Evet. Yani o doğru değil. Bunlar hepsi plan program dahilinde yapılabilecek bir şeyler. Bir, belli bir hesap gerektiren şeyler. Yani ona birilerinin karar verebileceği şeyler değil. Mesela bazıları diyebiliyor karantina kararı niye almıyorsunuz? Bunun bir profesyonel bir yönü var. Bir hesaplama yöntemi var. Bu sizin bizim dememizle olabilecek şeyler değil bunlar. Bu hesaplamayı yapıyor bu işin profesyonelleri ve bir karar ortaya koyuyor. Diyor ki bu şu anda o kararın zamanı geldi diyor ve o kararı alıyor. Sayın bakanlarımız bununla ciddi kafa yoruyorlar. Yani onlara da o anlamda saygı duymak gerekiyor. Ve biz o anlamda bir eksiğimiz olduğunu düşünmüyoruz. Buradaki tek şey burada bir emek veriliyor. Bu emek ne için veriliyor? Tüm Cumhurbaşkanımızdan tutun da ta bizlere kadar, bizim çalışanlarımıza, jandarmaya, polise kadar. Herkes halkın sağlığı için uğraş veriyor ve bunun yayılmaması için uğraş veriyor. Yayıldığı zaman sonuçta bu şöyle de bir durum var tabii. Yani bu yayılsa %3, %5, hadi bilemedin %10 ölüm görülse, öyle olduğunu düşünsek bile. Yani birçok kişi nasılsa bana bir şey olmaz, bende şu yok, bu yok diye de düşünebilir. Ama bizim bütün çabamız belki size bize bir şey olmayacak ama sizden bizden dolayı gittiğimiz, dolaştığımız, ziyaret ettiğimiz herhangi bir yaşlımıza, çoluğumuza, çocuğumuza bir şey olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Yani yayılıp da onlara sıkıntı yaratmayalım diye uğraşıyoruz. Bütün çabamız bu. Anladım. Yoksa baktığınız zaman öyle çok büyük sıkıntı verir mi vermez mi onu Allah bilir. Ama tablo bunun üzerinde duruyor. Ben şeyi de ekleyeyim burada. Özellikle bizim sağlık çalışanları olarak çok ciddi bir iş yükü altında olduklarını herkesin bilmesi gerekiyor ve buna saygı duyuyoruz. Bunlara fikiriz. Arkada kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz gerçekten. Ufak tefek haddini aşan, kendini bilmez insanlarla muhataplık olabiliyor. Artık bunun son bulması gerekiyor. Halk nezdinde de bunun tepki görmesi gerekiyor. Yani birisi bir yerde ben yaptım işte şiddeti yaparım görürsün dediği zaman öbürü onlar hak ediyor derse çok yazık ediyor bunlar. Bu aşamaları artık bu halkın görmesi gerekiyor ve bu kişilere hadlerini bildirmeleri gerekiyor. Bunlara prim vermemeleri gerekiyor. Bakın benim sağlık çalışanlarım evlerine gitmeyip otellerde, yurtlarda şu anda yatıyorlar. Otelde değil yurtlarda yatıyorlar. Niye? Birilerine bulaştırmayayım diyor. Geliyor, çalışıyor, gidiyor yurtta yatıyor. Ondan sonra dönüyor tekrar, gene çalışıyor. Ve 20 gündür bu böyle. Daha da artarak devam edecek bundan sonra. Yani lütfen bunu bu şekilde algılansın. Sağlık çalışanı,
sadece değil, emniyeti, jandarması, bu konuda emek veren herkese saygı duyuyorsun lütfen. Ufak tefek şeyler gerçekten bizi üzüyor. Yani bir kişiden bile laf çıktı, o bile bizi üzüyor. Ona bile haddini bildirmek gerekiyor. O yüzden sizi sık sık yayın almamız gerekiyor ki birinci ağızdan bunları Trabzon'a, bölgeye inşallah anlatalım Sayın Usta. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Her şeyi söylemiş oldum size. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Emeğinize sağlık. Allah razı olsun. Sağ olun.